İki gündür herkes Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesinin hacklenmesi konusunu konuşuyor. Aslında burada önemli konu bir web sitesinin hacklenmesi değil. Yani web sitesi hacklenebilir. Web sitesinin üzerindeki web server'da çok fazla bilgi tutulmadığı için ve o bilgiler zaten public olan bilgiler olduğu için hani en fazla işte bir tane mesaj bırakır giderler. Orada da o mesaj en fazla 10 dakika, 20 dakika, bilemediniz 1 saat kalır. O tabii şeyin başarısına kalmış yani. Bakanlığın sitesinin başarısına kalmış ama burada dikkat edilmesi gereken birkaç tane nokta var. Birincisi bakanlık web sitelerinin böyle herhangi bir hosting şirketinden ve data center'dan alınmaması lazım. Bunun için bir sistem olması lazım. İkincisi Dışişleri Bakanlığı'ndan Naci Koru bir açıklama yapmış. Diyor ki Dropbox'ı yasaklayacağız diyor. Yani Dışişleri Bakanlığı gibi stratejik bir bakanlıkta kurumun yetkilileri, çalışanları Dropbox mı kullanıyorlar? Gerçekten bu inanılmaz bir şey. Yani bunu kullanıyor olduklarını açıklamaları bile gerçekten büyük bir anlamsızlık. Şimdi gelelim üçüncü probleme. Yine aynı şekilde bakıyorum son dönemde milletvekilleriyle konuşuyorum. Milletvekillerinin, bakanların Gmail hesapları var. Şimdi bizim Gmail'de olmamamız lazım. Yani hani ben milletvekili olsam, bakan olsam Gmail'de bir account açmam. BlackBerry kullanmam. Kanada'ya bilgilerimi aktarmam. E-mailimin şifresini herkese vermem. BlackBerry'ye vermem. Yani bunlar dikkat edilmesi gereken ve bunu hani herhangi bir kamu yetkilisinin yapması gereken şeyler. Ha bunları bilmiyor olabiliriz. Yani milletvekilleri bunları bilmiyor olabilirler. Bakanlar bunları bilmiyor olabilirler. Ya kardeşim bu insanların yanında bunlara bu bilgileri verecek, bunların bu konularda dikkat etmesini sağlayacak birer yetkili yok mu? Bir soru daha. Kaç tane Twitter account'umuz var şu anda milletvekillerinin, bakanların, üst düzey yöneticilerin şifreleri var. O şifrelerden hangilerinin çalınıp çalınmadığını nereden biliyoruz? Bir grup hacker girip Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesini hack edebiliyor. O zaman istihbarat kuruluşları şimdi Türkiye'de neler yapıyorlar acaba? Yani dünyadaki istihbarat kuruluşları Türkiye'de neler yapıyorlar? Veya Türkiye'nin içindeki hukukun kendi içinde yazıştığı alanlar acaba ne kadar korunuyor? Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Çok ciddi bir şekilde bu konularda bilgisi olmayan insanlara özellikle yöneticilere, milletvekillerine ve bakanlara hemen BTK ile konuşup internet masasından bu konuda bilgi almaları gerektiğini söylemek istiyorum. Bu çünkü öyle ufak tefek bir iş değil. İkincisi, daha önemlisi, bence BTK'nın bir internet stratejileri planı çıkarması lazım. Çok acil olarak hem kamu kuruluşlarının sadece web siteleriyle ilgili değil, çalışanlarının başarılı olması için, çalışanlarının internet ortamında güvenli olabilmesi için neler yapması gerektiğini, yöneticilerin neler yapması gerektiğini göstermesi lazım. Ayrıca BTK'nın internet masasının aynı zamanda bence bu e-mail ve web siteleri konusunda bir hosting yapısı oluşturup, güvenli bir hosting yapısı oluşturup bakanlıkların hostinglerini oraya alması lazım. Hatta milletvekillerinin kendi web siteleri de dahil olmak üzere birçok şeyi kendi koruması altına alması lazım. Burada bir honeypot oluşacak. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Sony'nin bile milyon dolarlar harcayıp güvenliğini sağlayamadığı honeypotlarda Türkiye'de kamu kurumları nasıl bir güvenlik sağlarlar bilmiyorum ama bunu sağlamak zorundayız. Gerekirse bunun için bir bütçenin ayrılması gerekiyor. Ciddi bir bütçenin ayrılması gerekiyor. Çünkü bu öyle hani herhangi bir konu değil. Çok önemli bir konu.